Ama bir yönü. Yarın denede bir yönü. Her Kürt genci gibi işe devrimcilikle başladık. Daha sonra legal demokrati zeminin gerekliliğine inanarak özgürlük mücadelesi çıkıncaya kadar çeşitli görüşlerde yer aldık, süzüle süzüle 87 yılıyla birlikte bu alanla tanıştık. 2009 yılında da DTP adına 86 yıl sonra parti şahsında Iğdır'ı belediye başkanı olarak seçildim. 10 ayı belediye başkanlığı yaptıktan sonra 8 yıl 9 ay KCK operasyonlarından dolayı hüküm giydim. Demografik olarak Iğdır yani Türkiye'nin mozaiğidir diyebiliriz. Yani minyatür Türkiye diyebiliriz. İki ana etnik yapısı Kürt ve Azeri olmak üzere bir yapıya sahip, yanında da göçmenler, Akskallar, Terekemeler diye de sayabileceğimiz birden fazla etnik yapının bir arada yaşadığı bir yeridir. Halk olarak yani politize edilmediği müddetçe yıllardır birbirleriyle çok iyi uyum içinde, karşılıklı ilişki içinde yaşam sürdürmüşlerdir. Ancak özellikle kitle önderlerinin tercihine, yönlendirmesine, algısına göre de zaman zaman karşı karşıya getirilmiş olsalar da onanmaz yaralar açmamıştır. Ne yazık ki Avrupa'nın en kirli havasına sahip olan kent olmasının kaynağında çukurda oluşu, hava sirkülasyonunun yok denecek kadar oluşu. Dikkat ederseniz bir tarafta Ağrı Dağı'nın devamı olan Pamuk Dağı, Karaçomak, öte tarafta Ermenistan'ın Elegez Dağları. Burayı çukur, hava almaz, hava sirkülasyonu olmadığı bir duruma getirmiş. Buna bir de çarpık kentleşme eklenince Iğdır kışın özellikle yaşanmaz duruma gelmiş. Bunun birçok faktörü var. Fakat en büyük faktör tarım arazisi denen çukura yerleştirilmiş olmasıdır. Diğer bir nokta, en önemli nokta, yani geniş arterlere sahip, birbirini kesen doğudan batıya, yani imar literatüründe özellikle hava sirkülasyonunun seyri paralelinde kentleşme planlaması yapılır. Fakat Iğdır'da birbirini çok kesen, kısa yoldan kesen çapraşık bir imar. Bu başlı başına bir hastalık. Fakat biz buna yerel yönetimleri aldığımızda çözüm üretmeye çalışmıştık. Ve bizim yaptığımız planlamaya göre bulunduğumuz yerden aşağı yukarı 30 kilometre öteye kadar uzanan, Çarıkçı köyünden Ağrı Dağı'na kadar uzanan kenti dağa taşımayı planlamıştık. Zaten sizin arkanızda bulunan üniversiteyi de biz o zaman belediye aldığımızda Orgov köyünden rica etmiş ve bu arada da Orgov köyünde burada minnetle anmak istiyorum. 3500 dönüm arazi üzerine üniversiteyi kurmamızın yegane amacı da o köyden, yani hava alanından üniversiteye kadarki kuşağa kenti taşımaktı 8 il içinde. Yani kayyum kelime anlamıyla, yani ürkütücü, bir halk iradesinin gaspı demektir. Yani yetkicilikle, şimdi bizim yerel yönetim programımız, ki demokrasinin bel kemiğidir yerel yönetimler, halkın her konuda karar ve söz sahibi olduğu bir yönetim anlayışıdır. Temsili demokrasi bile Iğdır'da büyük yara almıştır. Şimdi seçimle gelen bir iradeyi, halk iradesini yok sayıp kayyumu getirmek başlı başına siyasi katliamdır. Şimdi keyfiyetin hakim olduğu çıkarın, rantın kendi çevrelerine dağıtımı üzerine kurulan bir sistemin toplumda yaratacağı yığınla tahribat. Hizmet yok.
Talan var, devlete ait ne kadar arsa varsa neredeyse sıfıra kadar çekildi. Hep yandaşlarına satıldı. İmar planı adı altında yapılan revizyonla insanların 50 yıllık zilyetindeki arsaları tekrar 2 kat, 3 kat kendisine ya satılmak zorunda bırakıldı ya da ihale yoluyla Iğdır halkı karşı karşıya bırakılarak kendisini çözüm odaklı olarak sundu. Yani bugün Iğdır valisi il başkanından çok daha etkin çalışıyor. Düşünün, birebir evlere gider, insanları yemine verir, bize oy vermeleri yönünde, DEM Parti'ye oy vermemeleri yönünde telkinde bulunmak yetmiyormuş gibi insanların kimliklerini, resmini çeker, erzak dağıtır. Parti, yani AK Parti'nin, daha doğrusu vekilin o büyük mağazalardan aldıkları katları insanlara dağıtarak insanları aleyhimize yönlendirmeye, kendilerine oy gitmezse bile sandığa gitmemeye yönlendirme yönlü birebir çalışması söz konusu. Yetmedi. Yani bir vali etrafındaki korumalarıyla bizim sokaklarda şenlik bayraklarımızı, süsleme bayraklarımızı da indirecek kadar partizanca davranıyor. İtiraz etmeyiz, ola ki nasıl olsa ön yargıyla bundan sonuç alamayız diye direnmemeyi seçeriz. Bunlar da amacına ulaşır diye düşünmüşlerdi fakat yanıldılar. Halkımız gereken tepkiyi gösterdi. Çok hoşnut değillerdi. Yani Azeriler düşünebiliyor musunuz? 86 yıl boyunca yani tekil, bize karşı tekil davranıldı, taraflı davranılmasına karşın hiçbir dönem bu yasaka kumpası kadar tepki göstermemişler. Bu kadar da olmaz diyenler yığınla bize aktarımda bulundu. Biz iddialıyız. Yani bizim geçmiş deneyimlerimiz, ortaya koyduğumuz çalışma sistematiği, bizim iddialı olmamız için de bir neden, bir diğer nokta yani halkımızın özellikle hiçbir dönem olmadığı kadar davayı sahiplenmesi de bize umut veriyor. Bize düşen de umudu güçlendirmek için de çok yönlü çalışmaktır. Bakın şimdi projelerden girersek zamanınız yetmez. Ancak şunu özet olarak söyleyebilirim. Hem paradigmamızın gereği, ki onu söyleyeyim, biz paradigmanın gereğini yapamadık bugüne kadar, onu söyleyeyim. Açık ve net. Burada da bir mesaj olsun. Öz eleştiri, hayır. Öz eleştiri veriyoruz. Biz dünyada eşi benzeri görülmemiş yeterlikte bir paradigmaya sahibiz. Bugün en azından Rojava gözümüzün önünde. En geri toplumların yaşadığı, onca kışkırtmaların yaşandığı bir yerde başarıyla gidiyor ve baş hedefleri olmuştur. 10 yıl benden önce belediyelerimiz vardı. Ben 3. ayda burada kadın emeğine dönük organik tarım kooperatifinin temellerini attım. Çok özet olarak söylemek gerekirse, çok uzun. Mesela bu işin geri dönüşüm projesi vardır, inşaata dönük projesi vardır. Uzattıkça zamanımız yetmez. Ama şunu söyleyebilirim, bu paradigmanın gereği olarak çok yönlü toplumsal yeterlilik projemizi gücümüz, bütçemiz oranında hayata geçireceğiz. Bunu yaparken de çoklukların rahatça kendini ifade edebileceği, denetleyebileceği projelerimiz var. Onun için yani vicdan hareketiyiz ve bizim yaklaşımımız iyi argümanı üzerinedir. İnsanlık hareketiyiz. İnsanların sorunlarını çözmek için varız. İnsani sorunları insani yaklaşımla çözeriz. Özeti bu. Yani şimdi ben projeyi çok sarabilirim. Yalnız bütçeye takıldığı zaman ne yaparsınız? Şimdi belediyenin bugün somut görevi şu anda belediye ise belediye altından kalkamayacağı kadar borçlandırılmış. Birden fazla bankaya borçlandırılmış. Yığınla böyle hayali işçi alınmış, farklı kurumlarda çalıştırılıyor ama belediyenin maaşı, bütçesi yetmiyor. Bakanlıklardan
takviye bütçeyle idare ediliyor. Bunun amacı da bizi halkla karşı karşıya getirmek, kazanmamız durumdan ki kazanacağız, tıkanmak, bizi tıkamaktır. Fakat biz açık olduğumuz için, yumuşak karnımız olmadığı için, her şeyi halkla planlayacağımız için bu konuda kendimize güveniyoruz. Seçim gününe kadar, bir önceki gününe kadar gidilmedik hana bırakmamasına bir proje yaptık. Burada bunu yaparken il dışında öğrencisi olan, il dışında çalışanı olan insanlarımızı tespit etmek, veriye dönüştürüp bulundukları yerle temasa geçerek onların Iğdır'a taşınması birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz Iğdır'da bu dönem seçime katılımı %90'a çıkarmayı, ne kadar artarsa o denli başarı şansı yakalamış olacağız. Ve bizim elimizdeki verilere göre de o getirmek istedikleri o sahte kayıtlara, yani taşıma seçmene rağmen biz şu anda onlardan ilerideyiz. Ama bu bizde rehavet yaratmıyor, yaratmamalı da. Bütün halkımıza talebimiz, çağrımız şudur. Bu vicdan hareketidir. Karşımızda bizi yok sayan, demokrasi güçlerini yok sayan, bizim mücadelemizi yok sayan, acımasız, güç zehirlenmesi yaşayan bir anlayış var. Iğdır'ın Evci köyünde ben doğdum. Bu hareketi ben ilkokulda ailemle bu hareketi tanıdım. Çocukluğumuzdan yani bu hareketin sahibiyiz. Ondan sonra biz hani bu hareketin yabancısı değiliz. Ailemizden çünkü biliyoruz bu hareketi. Çizgimizden şaşmadık. Ve burada 5 yıl süreçle burada halka temas ettik. Halkın içinde hani özellikle hani yerelde biz çok parti kadın düzeyinde biz çok hani halka dokunduk. Yerel kadınlara dokunduk. Yani orada belediyenin imkanları biz halka sunduk. Ondan sonra zaten bu 2000'den sonra kayyum atanması ve şöyle şu anda zaten 4 yıllık bir süreçte kayyum hani diyebilirim Iğdır'ın bütün yaşam alanlarını yok etti. Ekolojiyi bitirdi. Hani şu anda sağlıklı bir yaşam yok. Kirlilik almış başını gidiyor. Yani insanlarımız şu anda sadece Iğdır'da bir kentimiz, şeyimiz, bir mahallemiz diyebilirim. Hani Iğdır'ın merkezine bağlı orada rant dediğimiz hani durumu olanlar orada gidip yaşayabilir. Ama yani şu anda gerçekten Iğdır'ın altyapısı yok. Ulaşım gerçekten şu anda sıkıntı. Çoğu evlerimizde şu anda hani diyebilirim su şebekeleri yok. Bunlar tabii ki belediyenin belediyecilik anlayışı bu. Ama bu anlayışla gelmediler halka. Bunu 4 yıl boyunca gerçekten bunu bitirdiler, tükettiler. Şu anda zaten burada sonuç ortada. Bu gerçekten halka çok hani şey verdi, bu halkın önünü açtı, gözünü açtı. Şu anda hani bir Iğdır halkı olarak tek demiyorum. Hani bütün kesimler bu kayyuma karşı o tepki veriyorlar. Hani insanların şu anda gerçek hani düşüncede sadece diyor ki burada DEM Parti olursa DEM Parti insanlara hani kalkıp da bir şeyler yapacak gerçekten Iğdır'a, Iğdır halkına. Çünkü daha önce de pratikte yaptığımız şeyler, Iğdır'a yaptığımız hiçbir şekilde ayrımsızın yaptığımız mesela projeler olsun, ondan sonra gerçek bir belediyecilik anlayışıyla yapılmış. Ama kayyum burada örnekleri var. Şu anda mesela dokunuyorsun halkın içine. Yerelde ben çalıştım 5 yıl boyunca. Hani halk diyor ki hani burada gidiyorsun mağdur insanlar var. Mağdurlar işe alınmamış. Gidiyorsun belediyeciliğin hani şu anda hani kayyum belediyecilik anlayışı şu anda sadece zengin kesimleri alıp da hani kendi çevresi, kendi yandaşı olanları işe almış. Hani hiçbir şekilde fakire dokunmamış. Alacağız çünkü biz Iğdır'da diyebilirim yani büyük bir farkla hep almışız.
ki kayyum süreci zaten bunu daha çok bizim önümüze açtı. Her ne kadar burada bir 5000 oy dışarıdan getirilmişse de bu eksiğe rağmen yani onların yine korkusu var. Hani bizim şu anda gerçekten mahallelerimiz üzerinde çok oyunlar oynanıyor, kirlilikler oynanıyor. Gençlik şu anda gerçekten gençlik felaket. Hani gençlerimiz şu anda uyuşturucuyla, hani genç kızlarımız gerçekten ağza alınmayacak, hani sonucu şey olmayan şeylerle biz şu anda o insanları, kadınları, gençleri görüyoruz. Hani kadın zaten kadın boyutunda hiçbir şekilde zaten kadınlara dokunulmamış. Zaten tekçi zihniyetin anlayışı bu kadına karşı. Biz de bu şekilde zaten halkı gidiyoruz. Tabii ki önümüzdeki süreçte yani biz %100 alacağız. Biz yani o eksiklerin hepsini giderme sözüyle yani kendi partimizin paradigması çizgisi üzerinde zaten biz gideceğiz. Biz burada örneğin mesela kadınlara söylüyoruz, diyoruz kadınlar hani bugün belediye elimize geçtiği zaman kadınlar ne ister? Birlikte. Biz bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Kadınlarla birlikte ortak akıl, ortak fikir, ortak proje bu şekilde biz yöneleceğiz.